Hizmet hareketinin bize İslamiyet'in derin öğretilerini modern dünya içerisine aktarmanın yolunu gösterdiğini düşünüyorum. İsmim Pim Valkenberg. Amerika Katolik Üniversitesi'nde dersler veriyorum. Din ve kültür alanında dersler veriyorum. Uzmanlık alanımsa Hristiyan-Müslüman ilişkileri. Sayın Fethullah Gülen ve Hizmet Hareketi'ni de bu vesileyle tanımış oldum. Ben Hizmet Hareketi'nin genel olarak İslam dünyası, daha özel olarak da Türk dünyasıyla Batı dünyası arasında bir köprü inşa etmeye çalışan en önemli sosyal hareketlerden biri olduğunu düşünüyorum. Bunu yapmak için gayret eden tabii ki başka gruplar da var. Fakat bu konuda Hizmet Hareketi'nin oldukça aktif olduğunu ve çok güzel işler başardığını düşünüyorum. Fethullah Gülen Hoca Efendi ile bizzat tanışmadım. Fakat kitaplarının büyük bir kısmını okudum. Ve onu takip eden tanıdıklarım vasıtasıyla da fikirlerini daha yakından tanıma imkanım oldu. Anladığım kadarıyla hem İslam dünyasından hem de Batı dünyasından onu dinlemeye gönüllü olan kimselere sesleniyor. Ve bunu sağlam bir İslami bilgi ve geleneğin temeli üzerinde yapıyor. Bir yandan kanaati acizanemce Kur'an, hadis ve tefsir, yani Kur'an'ın yorumlanması üzerine çok derin bir bilgisi mevcut. Diğer yandan da hem Kur'an ve tefsiri noktasında hem de Sufi gelenek noktasında Osmanlı Türk geleneğiyle derinden bir aşinalığı var. Daha da özele inecek olursak, geleneksel İslami yorumla kendi yorumu arasında bir köprü konumunda olan Said-i Nursi'nin çalışmalarına da dair çok derin bir bilgisi var. Yani Said-i Nursi gibi alimler vasıtasıyla İslami gelenek üzerine çok sağlam bir temeli var kendisinin. İşim gereği dinler arası diyalog konusunda araştırmalar yapıyor ve anlattığım derslerde dinler arası diyalog konusuna geniş bir yer veriyorum. İnsanlar çoğu zaman diyalog konusunda yanlış kanıya kapılıyor. Kendi dininden uzaklaşmak mecburiyetinde kalacağını düşünüyor. Diyorlar ki, eğer başkalarıyla diyaloğa geçecek olursan, kendi kimliğini kaybedersin. Fakat kendi tecrübelerim ve inanıyorum ki diyaloğa geçen birçok insanın da tecrübesi, diyalog insanın dininden uzaklaşmasının aksine daha da pekiştirmiş olması yönündedir. Çünkü bu şekilde insanlar tam olarak neye inandıkları üzerine kafa yorma ihtiyacı hissediyorlar. Müsaade ederseniz bir misal paylaşayım. Genç bir ilahiyatçı olduğum zamanlardan iyi hatırladığım bir hadise. Tabi olarak bildiğim teslis inancı üzerineydi. Bildiğiniz gibi Hristiyanlar Tanrı'ya, Tanrı'nın oğlu olarak Hazreti İsa'ya ve Kutsal Ruh'a inanıyorlar. Çok açıktır ki bu konu Hristiyan ve Müslümanların farklı görüşte olduğu en büyük meselelerden birisidir. Bu mesele Müslümanlarla diyaloğum esnasında üzerimde bir sorumluluk oldu. Bana bu üçlü inancı bize anlatabilir misin? Sizin için neden bu kadar önemli diye sordular. Dolayısıyla onlara güzel bir cevap sunabilmek için kendi inancımı daha yakından inceleme ihtiyacı hissettim. Bunun diyaloğun insanın
inancını seyretmek yerine kendi inanç köklerini daha da sağlamlaştırdığını gösteren güzel bir örnek olduğunu düşünüyorum. Sorduğunuz soruya geri dönecek olursam, Sayın Fethullah Gülen ve hizmet geleneğinin başkalarıyla diyalog girişimlerindeki önemli bulduğum noktanın, kendi geleneklerinde kökleşmiş olmanın ve kendi geleneğinden yola çıkarak inançlarının meyvelerini daha geniş bir kitleye açmanın tam bir karışımını yakalamaları olduğunu düşünüyorum. Sayın Fethullah Gülen, kendi geleneğine sağlam köklerle bağlı olan ve aynı zamanda günümüz dünyasında daha güzel bir şekilde bir arada yaşayabilmemiz adına kendi geleneğine özel bir yorum getiren bir şahıstır. Bu onun meşhur savaş ve barış temalarına olan yaklaşımına bakılarak görülebilir. Cihat üzerine nedir, ne değildir diye birçok yorum yapılıyor. Sayın Fethullah Gülen'in de bu konuda neler düşündüğünü biraz araştırdım. Dikkatimi çeken noktalardan birisi de şunu söylemiş olmasıydı. Normal durumla istisnalar arasında bir ayrım yapılmalıdır. Müslümanların diğer dinden insanlarla huzur içinde bir arada yaşaması normal olan bir durumdur. Savaş ve ihtilafın yaşandığı durumlar istisnai durumlardır. Ancak bunlar da yaşanabiliyor ve Kur'an'da da bunlardan bahsediliyor. Dolayısıyla Müslümanlarla diğer dinden olan insanlar, hususiyle de ehli kitap yani Musevi ve Hristiyanlar arasında esas kaide barış olmalı diyor. Yazılarında şöyle diyor, eğer Kur'an'ı yorumlarken bunu esas alırsak, günümüzde yaşayan Müslümanlar olarak başkalarıyla huzur içinde yaşamakla yükümlü olduğumuz, inanan insanlar arasında barışı sağlayacak her türlü şeyi teşvik etmek ve barış aleyhine olan her şeyin karşısında durmakla vazifeli olduğumuz anlamlarını çıkarabiliriz. Kendi kaynaklarını nasıl yorumladığını göstermesi bakımından bunun güzel bir örnek olduğunu düşünüyorum. Tabii olarak Sayın Gülen, işin manevi boyutuna ışık tutuyor ve hizmet hareketi gönüllüleri de insanlarla daha güzel ilişkiler kurabilmek amacıyla aktif olarak çalışıyorlar. Bir manada onların Sayın Gülen'den ilham aldıklarını söyleyebiliriz. Bildiğiniz üzere Sayın Fethullah Gülen'in hizmet hareketi içinde üstlendiği rol birçok tartışmaya konu olmuştur. O bir patron mu değil mi türünden şeyler. Hizmet hareketi gönüllülerinin çoğundan duymuş olduğum şey ise şu. O askeri birliğini organize eden bir general değildir ki kullanılan benzetmelerden birisi de bu. O bizim manevi ilham kaynağımızdır. Yani o, İslam'ın kutsal metinlerini inceliyor, sohbetlerini veriyor, vaazlarını veriyor ve takip edenlerine belli yönde hareket etmeleri için ilham veriyor. İslam üzerine çeşitli dersler veriyorum. Özellikle de Amerika'daki lisans öğrencilerinin İslamiyet'e dair bilgilerinin oldukça sığ olduğunu görüyorum. Bu da sadece basında duydukları kadar tanıdıkları anlamına geliyor. Doğal olarak Eylül 11 hadiselerinden ve medyada yer alan İslam'la ilişkilendirilen çatışmalardan haberleri var. İslam dini üzerine çalışmaya geldiklerinde böyle bir altyapıyla gelmiş oluyorlar. Onlara göstermek istediğim şeylerden birisi de İslamiyet'in bundan çok daha geniş ve daha da önemlisi çok daha derin olduğudur. Onları günümüzdeki kitlesel medya yoluyla duyduklarından ziyade İslamiyet'in gerçek kaynaklarını incelemeye teşvik ediyorum. Hizmet hareketinin bize İslamiyet'in derin öğretilerini modern dünya içerisine aktarmanın yolunu gösterdiğini düşünüyorum. Daha önce de değindiğim gibi bir noktaya dönecek olursam, medyada duyduğumuz diğer birçok Müslüman grupla karşılaştırdığımızda, bu grubun kültürler ve dinler arası diyaloğa açık olup, aynı zamanda kendi geleneklerine kökten bağlı olan sayılı gruplardan biri olduğuna inanıyorum.
Bu çok manidar bir özellik. Aynı zamanda da gelecek adına en verimli bir kombinasyon olduğunu düşünüyorum. Çünkü eğer kendi dini geleneğine kökten bağlı değilsen, beslenme yolunu kesmiş olursun. Çünkü beslenme köklerden olur. Eğer köklerini kaybedersen, hiçbir şekilde beslenemezsin. Sığlaşmaya, verimsizleşmeye mahkum olursun. Diğer bir yandan da, eğer yalnızca kendi geleneğin üzerine yoğunlaşırsan, daha geniş bir kitleye açılamamış olursun. İşte bu iki noktanın tam bir karışımını yakalamanın çok önemli olduğu kanaatindeyim. Bir süredir iktidar olan AK Parti ile günümüzdeki siyasi duruma bakacak olursak, şöyle bir izlenim ediniyorum. Ki öncelikle belirtmeliyim ki ben bir siyaset bilimci değil, bir ilahiyatçıyım. Ama şunu görebiliyoruz. Herhangi bir parti iktidarda olup mutlak güç olarak bir süre iktidarda devam ettiğinde zamanla o kişilerin davranış biçimleri değişebiliyor. Size tamı tamına bir analiz yapamam ama siyasi çoğunluğu elde tuten parti ile Hizmet Hareketi arasındaki ve tabii ki yolsuzluk araştırmalarını da içine alan bu gerginliğin sebeplerinden birisi olarak bunu görüyorum. Aynı zamanda bunu günümüzde Türkiye'deki insanların geleceğe doğru atılacak en iyi adımın ne olduğundan emin olamadığı daha geniş bir problemin parçası olduğunu düşünüyorum. Geleceğe doğru ilerleme noktasında hangi yol daha selametlidir sorusu. Kanaatimce siyasi gücü elde tutmak, İnsanlar için gereğinden fazla bir hedef olmaya başlayınca, insanlar kendi köklerinden ayrı kalma tehlikesiyle karşı karşıya bulunuyorlar. Az önce kullandığım benzetmenin aynısı bu. Kendi köklerinden ayrı kaldığın zaman, ihtiyaç duyduğun manevi beslenmeden mahrum kalırsın. Yanlış anlaşılmasın, insanların yeteri kadar dindar olmadıklarını ima etmiyorum. Yalnızca demek istediğim şey, meseleler sürekli siyasi güç elde edip, onu elde tutmak etrafında dönüyorsa, işte o zaman kendi dini köklerimizden beslenebileceğimiz bir ortamdan çok uzağız demektir. İşte bu sebepten dolayı hem Hristiyanlık hem de İslamiyet içinde siyasi güçten uzak durmayı salıklayan bir geleneğin var olduğunu düşünüyorum. Ve tabii ki hem Said Nursi'nin hem de Fethullah Gülen'in öğretilerinde de bu çok önemli bir temadır. Her ikisinin de ömrüne baktığımızda kimi hareketlerin siyasete yakın, kimi hareketlerin de böyle bir bağlılıktan uzak durmuş olduğunu görebiliyoruz. Farklı toplumların, dini ve etnik grupların nasıl bir araya gelerek diyalog kurabileceklerine dair bize güçlü fikirler sunuyor. Hizmet Hareketi, dünyanın en ücra köşelerindeki Allah'a hizmet etmeye hazır, Allah'ın varlığını hissetmeye hazır, Allah'ın takdirine kendilerini teslim etmeye hazır olan tüm insanları kucaklamak için hazır olarak bulunuyor. Thank you.